Beyce, bu müstakbel kızım Melody. Memnun oldum amicim. Silah otelde. Siz memnun Melody, bu olmadın da mı? AJ abin. Ay hey amca, memnun olmamış Sultan amca. Konuşmayı sevmiyor. İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa, bazı insanlarla sakışa sıkış anlaşıyor. Sen yine çok terbiyesizleştin bak. Ay ya, parkanı terbiyesiz olmuyorsun. Ben söyler arkamı terbiyesizim Anten amca, aşk olsun. Ya tamam, şöyle de konuşma, kıyamıyorum sonra. Tamam. Dinliyorum. Biz Mia'yla dolaşıyorduk. Daha doğrusu mekanikteydi. Sana ne kadar anlattı? Önce onu sorayım. Yani biri tükürmüş, ondan sonra ateş etmiş filan. Biz mekanikteydik. Biraz tartıştılar sanırım. Ben de daha önce gördüğüm için konuşma, tanışma için arabasına bindim. Sonra işte bahsetti. Abinin işte birlikte olduğundan falan filan bahsetti. Sonra biz benzin doldururken bir üzerimize tükürme girişiminde bulundu. Biz de iade etmek için bir plan yaptık. Otelin yanında adamı bulduk. Yanında birisi daha vardı. Evet. Bir anda silahlarını çıkartıp ateş etmeye başladılar. Ben de yanındaki ninjamsı böyle garip bir adam vardı, onu vurdum. Daha önce gördüğümüz biri mi? Yani Ninja Warrior izledin mi? Yok lan, o ne? Program. Yok ya, izlemedim. Onu izlemediysen daha önce gördüğümüz birisi değil. Hiçbir yeri görünmüyordu yani. Tamamen ninjaydı. Ninja kelimesini telefonunda aratırsan büyük ihtimalle o adama rastlarsın. Sonra ne oldu? Sonra işte vurdum. Bonus kafalı Onur da beni vurdu. Sonra motorcu, birkaç kişi geldi. Bir saniye. Birinin adı Tori'ydi. Tanıyorum Tori'yi. Tori yardım etti bana. İşte hastaneye falan gittik. Bacağımdan vurulmuştum. Kalkamadım. Diğerini vuramadım. Mia'yı da vurdular. Ama çok bir şey yok. İyileşmiş. Ay. Ben bu kadar tehlikeli olduğunu bilmiyordum. Yani yanında birileri olduğunu da bilmiyordum. Öyle olduğunu bilseydim daha dikkatli davranırdım. Yani tabii bir de Mia da var. Riske atlamak lazım. Mia riske atılacak birisi mi? Nasıl yani? Kendisi bana Barbie bebek değilim tarzı laflar kullandı ama. Yani sen yine de dikkat et. Gözün üstünde olsun. Korunması gereken birisi yani. Evet. Üzerine titrememiz lazım. O öyle istemiyor Evet. ama. Anlamaya çalışıyorum sadece. Ya o da kendince sebepleri var tabii de. Biz yine de dikkat etmemiz gereken biri olarak görüyoruz. Anladım. Abi için önemli. Biraz çocuk kandırır gibi olmuyor mu? Yani
Evet sen yaparsın edersin deyip de arkasından dikkat ettirmeyip izleyip korumaya çalışmamız. Sanki çocuk kandırıyoruz gibi. Hani fasulyeymiş gibi. Hani birazcık evet, öyle oluyor gibi. Anladım. Lan ban niye Ama yazıyorsun o yine zaman? de yani başına buyrukta davranmasını istemeyiz. Yazmayın önünden ban ya. Abi Snapchat aldırmayın. Chat'i Sen ne okumaya. yaptın bugün? Balık tuttuk Leyla. Başka bir şey yapmadım. Çok insanla tanışmıyorum zaten. Tanışmayı da sevmiyorum. Şimdi ne yapacaksın? Sanırım doktora gitsem iyi olur. Niye, ne oldu? Ben avcılık yapıyordum. Kasaba tarafında birkaç tane maskeli adam geldi. Bir tane de siyahi bir çocuk geldi. Bana yardım et dedi. Arabamın önünde durdu. Arabadan indiğimde etrafımı sardılar. İşte paran, canın, bilmem ne falan. Haydut gibi. Sonra bir yerli geldi, hepimizi ezdi. Ben de kafamı çok kötü vurdum, yarılmış. Dikiş attılar. Ama böyle çok dolaşmak istemiyorum. Şey Ya düşündüm. hastaneye mi gideceksin şimdi? Yapabiliyorlarsa böyle bir estetik şey falan, ne bileyim, saç ekimi falan yapılıyorsa bir şeyler. Biraz garip hissediyorum. Adamları gördün mü, indirenleri? Yok, onların maskesi vardı. Ama bir tane gördüm. Kıvırcık saçlı, hafif kesim. Siyahi bir çocuktu. Peki araç neydi? Onu hatırlıyor musun? Araçları mı? Aha. Arazi arabasıydı ama hasarlıydı. Arabayı bırakmaya karar vermişlerdi. Benim arabamı çalacaklardı. Sanmıyorum kendi arabaları olduğunu. Çünkü olay yerinde bırakmak istiyorlardı. İyi anladım. Sen böyle tek dolaşma vardı ya, içeriden nasıl çıktın sen? Girdin mi? Ne yaptın? Polisten nasıl sıyrıldın? Girdim. Yo, sıyrılmadım. Kaçlık yedin. 400'e yakın bir şeydim. Sen ne yapacaksın? Bilmiyorum ki ben de ya. Bir de hastanede göstermiyorlarmış. Ya biz gittik. Mia'yla. O girmeye çalıştı da biraz bağırıştılar falan. Anlamadım çok. Daha çok rehabilite merkezi tarzı bir şey olduğunu söyledi ama. Hayırdır? Ha, sen olaylardan haberdar değil misin? Yani şey falan dediler. Normal bir hastalık değil onunki falan dediler. Yani biraz Tırlatmışım. delirmiş gibi olduğu için aynen. Anladım. Sen Ne hala yapalım? köprü altında mısın? Yok. Motoru sattım. Bir araba aldım. Biraz kâr etmiş oldum. Sonra motele yerleştim. Nerede kalıyorsun? Bu şey motelde. Daha demin gittiğimiz otoparkın üstündeki motelde. Ha, Mango'da kalıyorsun. Sen bu kıyafetlerle rahat mısın? Giydirelim mi seni? Ya birkaç tane kıyafetim var. Bunu beğenmedin mi? Yo, sordum sadece. Biraz dikkat çekiyorsun.
Şu anda evet. Ama Böyle bunu da gündelik hayatta dikkat. yiyecek bir şeyler mi ayarlasak? He, öyle şeyler aslında mantıklı olabilir. Bu arada senin hakkında departmandan bana soru sordular. Ne gibi? O güne dair. Ben şey dedim. Saruhan benim düşmanımdır. Onu öldürmem lazım falan dedim. Ha. Ulan ben de herhalde çok üstünde durmazlar. Ben de sizi destekleyecek bir şeyi söyledim ama. Yani benim cezam bitti. İyi o zaman. Bu arada ben biraz kendi çapımda cevap vermiş olabilirim polislere. Hem Nasıl? o Müslüm dayıyla da ilgili biraz. Onu gördüm yolda. Kıyafetçinin o tarafta. Biraz bekledim olayı anlamak için. Tutuklanmış da. Sonra tek polis şeye doğru götürürken, departmana doğru götürürken kestim önüne vurdum polisi. Polisi mi vurdun? Polisi vurdum. Sonra ne oldu? Aldım Müslüm'ü, götürdüm, kaçırdım. Polis gördü mü seni? Vurdum polis mi? Evet ya da Ha başkası. yok, üzerimde maske vardı. Yani şimdi şöyle bizim yanımızda olacaksan biraz dikkat çekmemen lazım. Bu konularda dikkat et. Polisi vurmamak konusunda mı? Yani. Yani aslına bakarsan ilk polisi vuruşum değildi. Yani Soran abi kurtarmaya çalışırken de birkaç tanesini vurmuş olabilirim. Biliyorum biliyorum ben de oradaydım da gerekmedikçe diyelim. Ha, gerekmedikçe. Peki. Yani çünkü o günde olası bir durumda şu an bile böyle bizi görseler yine sorguya çekerler. Evet. Bunu bir kılıfa uydurmamız lazım. O olayın ardından mı? Evet. Yani çok sorguya çekilmeyecek bir şey yok. Ben kişiye silah satmaya çalışıyordum. Sonra benim silahımı alıp kaçtı. Silahlar benimdi. Ondan sonra ben bu kaçışın ardından takip ettim ve dağlık bölgede durduğunu gördüm. Arkasından dağın ters tarafından çıkıp bir ateş etmeye başladım diye ifade verdim. Çok da sorgulamadılar. Biraz da üstüme gitmeye çalıştılar. Daha fazla söyleyecek bir şeyim yok dedim. Daha fazlasını anlatmam dedim. Onlar da çok istemediler. Zaten itiraf ediyor deyip yolladılar. Bence inandılar. İşte ama düşmanınsa yani Saru abinin düşmanıysan departmandan biri seni benle görürse o da sıkıntı olur. Ondan diyorum. Bir bahane uydurmamız lazım buna. Sonuçta bundan sonra yanımızda olacaksın. Düşünüyorum da cezasını kestikleri bir şey hakkında daha fazla ceza kesemeyeceklerini düşünüyorum. Bilmiyorum, bana böyle geliyor. Öyle öyle. Maksimum en fazla sorguya alırlar tekrar. Yani Barıştım soru derim. sorarlar daha doğrusu. Aynen öyle deriz en kötü. Melodiyi de alalım da. Sana tekrardan ulaştılar mı? Nasıl yani? Fotoğrafı verenler. Bir bilgi var mı? Yok. Konuyu da ne yapacağız acaba? Çok üstüne gittiğiniz bir şey. Yani anlamadım. Merak ettiğimiz bir konu. Çok geçiştirilecek bir şey değil ama. Yetişkin bir şey normal zamanında birisini vurur. Sen hiç kendini aslanım. Bunu Peki, unutma beni. chat.
Başlıktaki ilginç bir kısım var. Ona dikkatinizi çekebiliyor musunuz Ne? ya? Orası Orada ne bana. yazıyor başlıkta? Ananı olsun. Kapat lan. Kimlerle uğraşıyoruz ya? Ne diyorsun lan? Ne orospusu? Kim ne diyor? Yusuf numaradan aranmıştır Altan amca. Orospu da yaptırıyor ya. Acaba ne? Orospu mu diyor? Sen bir saattir onlarla mı konuşuyorsun? Evet. Yok işte şu şirketten aradık. Yok şu şirketten almayınca orospu olduk. Vay efendim. Almıyorum dedim. Yok yarak diyor. Yok orospu diyor. İkisi ne alaka? Amına İkisi kodumun niye çocuğuna karakterin bak adına yazayım ben? Kahve içtim bunların kahve. Hı. Biraz önce bahsettim bak. Melody de benim kızım sayılır. Kendisini Ama kızım kadar çok severim. memnun ol benimle. Ben seninle aldım. Nasıl? Memnun oldum seninle dedim. Sen demedin. Ben de memnun oldum. Tamam. İyi ne yapsak? Eylül Sen ablam hastaneye şeye gideceksin gidiyor. mi? Ben Nerede Eylül hastaneye ablan? gideceğim. İyi biz Balık hastaneye bırakalım tutmaya. seni. Olur. Eylül ablan balığa mı gidiyormuş? Ama git.